İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar ve yönetimi Kocaeli TV'yi ve bugün Kocaeli Gazetesi'ni ziyaret etti. Öncelikle hoş geldiniz. Kocaeli TV ve bugün Kocaeli Gazetesi'ni ziyaretiniz için çok teşekkür ederiz. Duygularınız, düşünceleriniz, hisleriniz nelerdir? Sizi dinleyelim. Rica ederim. Öncelikle hoş buldum. Bugün Kocaeli ve Kocaeli TV öncelikle ilçemize hayırlı olsun. Biz buraya geldiğiniz için çok mutluyuz. Başiskele'de biliyorsunuz basın yoktu. Hep İzmit'teydi bütün yerel basın. Artık Başiskele'de de bir yerel basın olduğundan dolayı çok mutluyuz. Hoş geldiniz diyorum ben. Hayırlı olsun dileklerini ileten ve vatandaşlarla birebir görüşmeler yaptıklarını belirten Başkan Rüzgar, İYİ Parti'nin düzenlediği faaliyetleri ve izledikleri yolu Kocaeli TV'ye anlattı. Hadayız öncelikle. Esnafımızı geziyoruz. Ev ziyaretlerinde bulunuyoruz ve eksik kalan mahallelerimizdeki mahalle başkanlığı yönetimlerini toparlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda gençlik ve kadın politikalarımızla ilgili birkaç projemiz var. Mesela bu 19 Mayıs'ta bir projemiz var ama bugün netleşeceği için sürpriz olsun diyorum. Onu daha sonra anlatırım. Bu ara gençlerimize biraz ağırlık verdik. Ramazan'da çok yoğun çalıştık. Sürekli sahada halkımızın sıkıntı çektiği noktalarda sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Şimdi de saha ziyaretleriyle devam ediyoruz. Peki vatandaşlardan nasıl tepkiler alıyorsunuz? Vatandaşlar İYİ Parti'ye çok sıcak bakıyorlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. İçinde bulundukları dar boğazdan artık çok sıkılmışlar ve nefes alamıyorlar. Nefes alabilmek için de bir değişime ihtiyaçları var. Tam bu noktada da İYİ Parti'nin devreye girdiğini düşünüyoruz. Çok iyi atılım ve çıkışlar yaptığını düşünüyoruz. O nedenle sahada çok rahat çalışıyoruz. Belediyecilik anlamında bir şeyler yapmamız gerekir. İnşallah önce bir belediyeyi alalım. Projelerimiz, kafamızdaki projeleri şu anda kağıda dökme aşamasındayız. Belediyeyi aldığımızda inşallah iyiliğin güneşiyle bütün Başiskelileri ısıtacağız.